inancın kaynağı bu. Yani inancın kaynağı sanıldığı gibi korku değil, merak. İnancın kaynağı ile sanatın kaynağı, bir de gazeteciliğin kaynağı bana göre aynı. Merak. Merak etmek. Bir adam 3000 dolar almış, bir okulda gazetecilik dersi vermeye gelmiş. Bir gazetecilik ustası. 2 saat ders verecek, 3000 dolar alacak. Gazeteciliğin temel ilkeleri konulu bir seminer vermek üzere. Üniversiteye geliyor, kapıdan içeri giriyor, tahtaya 1000 dolar yazıyor ve ders vermeye başlıyor. Anlatıyor. Şimdi diyor teneffüs veriyoruz. 2. derse 10 dakika sonra başlayacağız. 10 dakika sonra ders tekrar başlıyor ama teneffüs verildiğinde herkes dışarı çıkıyor. Bir kişi geliyor. Hocam diyor, o 1000 doları tahtaya niye yazdınız? Sebep nedir? Ve cevap vermediniz. 2. bölümden vereceksiniz cevabını diyor. Evet diyor. Söyleyeceğim onun sebebini diyor. Derse başlıyor. 2. ders de bitiyor. Hiç kimse o 1000 doları niye yazdı tahtaya diye sormuyor. Tamam, dersimiz bitti diyor. Herkes gidiyor. Dersimiz bitti, tamam diyor. Sonra ardından diyor ki, teneffüste yanıma gelerek bu 1000 doların niye yazdığımı soran kimdi diyor. Çocuk elini kaldırıyor. Bunun dışında diyor, diğer hiçbiriniz gazeteci olamaz. Gidin kendine başka bir iş bulun diyor. Yani orada kocaman 1000 dolar yazıyor. 2 saat ders dinliyor, gazetecilik dersi. Onun için de 3000 dolar veriyor. Ama o 1000 doların niye tahtaya yazdığını sadece bir kişi soruyor. Çünkü bunun dışında diğer hiçbirinizin gazetecilik kumaşı yok. Çünkü gazeteciliğin temeli diyor meraktır. Neden? Niye? Bunun sebebi ne? Bu merak beni öldürecek. O merakın peşine düşersin, tamam mı? Şimdi bak, dilin kaynağı da buna benzer bir şekilde. Meraktır. Ama bu merak biraz daha metafizik bir meraktır. Mitolojik bir meraktır. Fizik ötesi. Mesela gidiyorsun, babanı gömüyorsun. Herkes gömüyor babasını veya anasını mezara, çekiyor gidiyor, değil mi? İşine gücüne bakıyor. Ama işlerinde bir tanesi, ya bu gömdüğümüz yerin ötesinde ne var yani? Mezarın karanlığının ötesinde ne var? Ne var acaba? Bu kadar mı acaba? Bu kadar mı yani? Bunun ötesinde ne var? Bir şey olmalı diye merak ettiğin zaman sende dini inanç doğuyor. İnanç doğuyor. Merak. Şimdi inanç bence meraktan, korkudan ziyade meraktan besleniyor. Korkudan da besleniyor. Evet, korku da var ama daha çok merak, gizem tutkusu. Nasıl acaba? Ne var? Ne oluyor acaba? Neden? Böyle merak etmeyenler, ya ama ne merak ediyor? Onlarda böyle inanç gelişmez fazla. Şimdi inançlar iki türlüdür. Dini inançlar, seküler inançlar. Nasıl yani? Seküler inançlar mı olabilir? Tabii ki. İnançlar illa dini inanç olmak zorunda değil. Bugünün dünyasında seküler inançlar da var. Mesela en son seyrettiğim bir belgeselde Raelyen tarikatı, Peygamber Raul diye bir adam var. Peygamber Raul. Şu anda 74 yaşında, Japonya'da yaşıyor. Bu adam 40 sene önce Kanada'da başlıyor. Milleti söğüşlemeye, yolmaya Kanada'da başlıyor. İddiası şu, diyor ki bizi UFO'lar yarattı. Yani uzaydan gelenler bizi yarattı. Daha doğrusu uzaydakiler bizi yarattı. UFO'lar. Uzaylılar var. Geceleri yıldızlara bakarak elini açıyor, onlara yönelik ilahiler söylüyor.
Bizi yaratanlar oralarda oturuyor diyor. Tanrı değil bizi yaratan diyor. Dinlerin tanrısı yok diyor. Tanrı diye bir şey yok diyor. Bizi yaratanlar fiziktir. Metafizik yoktur. Fizikidir. İşte orada yaşıyor. Eliyle gösteriyor. Orada. O yıldızlarda oturuyor bizi yaratanlar diyor. Görünür bir şey gösteriyor. Oraya gittiğimiz zaman bizi yaratanları göreceğiz diyor. Onlar buraya geliyor diyor. Uzay gemileriyle. Beni elçi olarak seçti diyor. Onların, ben dünyadaki elçisiyim diyor. Onlara Elohim diyor. Bizi yaratan uzaylılar. Ben de onların yeryüzündeki peygamberiyim, temsilcisiyim diyor. Bana diyor neyin ne olduğunu hep söylüyorlardı. Ben de size söylüyorum diyor. Şimdi bu insana inananlar çıkıyor. Profesörler, bilim adamları, bir sürü kocaman kocaman okumuş üniversiteler, Cambridge'ler, Harvard'lar bitirmiş bir sürü adam buna inanıyor. Bir tane klonlama uzmanı, genetik uzmanı bir kadın mesela, onun bir numaralı Mary'de oluyor. Onlara bir hayal yaratıyor. Diyor ki uzaylılar gelecek, onun için bir uzay UFO Land diye bir UFO merkezi kuracağız diyor. Masanın üstüne şöyle bir maket yapıyor. Uzaylılar geldiği zaman uzay gemileri diyor buraya inecek. Uzay gemileri buraya inecek. Onlar buraya inecek. Burada böyle devasa bir saray olacak. Biz onların yardımcılar olacağız ve buradan yeni bir dünya kurulacak diyor. Maket. Böyle bir maket yapıyor. Milleti başına topluyor. Bu diyor yapılması için 20 milyon dolar lazım diyor. Milletten 20 milyon dolar topluyor. Ve o maket hiçbir zaman yapılmıyor. Şimdi adam baştan aşağı sahtekar, baştan aşağı dolandırıcı. İki şey yapıyor arkadaşlar. Bütün tarikat liderlerinde gördüğüm şaşmaz yani bu. Kadın, para. Daha doğrusu önce para, sonra kadın. Etrafında İlk inananlar, onlara inananlar kadınlar. Hiç eksik olmuyor. Hiç. %80'i kadın tarikat. Ve kadınlarla bu adamın ilişkisi serbest. Otomatikman kadınlar onun sevgilisi. Bu da onların kocası oluyor. İstediğiyle yatıyor, kalkıyor. Kanada'da yasaklanıyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yasaklanıyor. Fransa'da yasaklanıyor. Amerika'da yasaklanıyor. Kanada'ya, en son Kanada yasaklanınca Japonya'ya gidiyor. Ve onlardan ayrılan, sürekli ayrılanlar oluyor ama sürekli yeni gelenler de oluyor. Yani bilmeyenler hemen kanıyor, inanıyor. Bir müddet gidince, foyası ortaya çıkınca sonra hep yenileri buluyor yani. Sürekli yenileri buluyor. Şimdi en son yenileri Japonya'da buluyor. Batı aleminde foyası ortaya çıkınca bir bakıyorlar diyor ki bak seninki Kanada'ya gitmiş, Japonya'ya gitmiş. Belgeselin sonunda adam bir bakıyor. Etrafında böyle en az 20 tane Japon kızı. İşte bebeklerim, şeylerim falan bunlara gözlük dağıtıyor falan. Bunlar benim prenseslerim, bunlar UFO'ların melekleri falan filan diyor. Ve adam şöyle bakıyor Allah Allah. Ya insanlardan ne var, nasıl bir şey bu diyor. Şimdi orayı Japonya'da foyas ortaya çıkınca bilinmeyen bir yere gidecek. Hatta Kızılderililerin arasına, Samoa yerlilerin arasına gidecek. Orada da etrafına 50 tane 60 tane bulacak. Hep aynı yani, hep aynı. Ha, bu şunu gösteriyor. Adam insanlarda bir damar yakalamış. İnanç damarı. İnandırıyor. Bir inanç geni olduğu ortaya çıkmış. Arkadaşlar, inanç geni diye bir şeyden bahsediliyor. Tanrı geni de deniyor buna. Aslında inanç geni. İlla Tanrı olması gerekmiyor. Adam UFO'ya inanıyor bu sefer. Ha, şimdi bu işte insandaki meraktan oluyor. Acaba yıldızlarda ne var? Hakikaten bu adamın dediği doğru mu yani? Bizi yıldızlardan gelenler mi yarattı? İnandırıcı konuşuyor. Böyle. Evet diyor, onlar yarattı. Gelecekler. Görüşüyorum ben diyor. Daha dün görüştüm daha diyor. Böyle gözlerinin içine bakarak, gözlerini kaydırmadan, yalan söyleyen bir adamın üzerindeki hiçbir belirti olmadan, yalan söyleyen birisi gözlerini kaydırır falan, onda yok. Direkt gözünün içine bakarak konuşuyor.
Sen gözünü kaydırıyorsun. O kadar doğrucu ki yani. Doğrucu da.